Kişide hangi e, sorunların olması e, durumuna kolon kanseri ya da kolorektal kanserler diyoruz? Kısaca bize açıklar mısınız? Tabii efendim. Şimdi kalın bağırsaktaki kötü huylu tümörler diyelim sadece kanserlerde. Çünkü kanser tüm kötü huylu tümörlerin sadece bir çeşidi. Evet. Tüm kötü huylu tümörlerin kalın bağırsakta olanların %95'ten fazlası adenokanser dediğimiz. Yani kalın bağırsağın iç yüzünü döşeyen o ıslak e, yüzeyden, kaynaklanan hücrelerden ortaya çıkıyor. Bunlar ve birdenbire bir günde kansere dönüşmeyen yani çiçek açar hı hı. gibi. Önce polip dediğimiz hani et benleri olur ya insanlarda. Evet. Bağırsak üzerinde böyle siil gibi, et beni gibi bir oluşum düşünün. Bunlar yıllarca kalıyorlar bu dönüşüm sıfırdan başlıyor. Önce bu et beninin oluşumunu hayal edin. Ondan sonra buradaki hücrelerin huyu bozuluyor diyelim. Hı hı. ve kanserleşiyor. Kanserleşmek ne demek? Önce bulunduğu yerde duvarı işgal etmeye başlıyor. Ondan sonra duvarı aşıp karın içindeki diğer organlara, karın içerisindeki zarın yüzeyine doğru hücreler dağılmaya başlıyor. Bir yandan da kan yoluyla karaciğere, akciğere başka organlara sıçrıyor. İşte kanserin başlangıcı ve klinik seyri aşağı yukarı böyle oluyor.